Derya'nın şirketle ilişiğini kesmek için davayı açtık. Güzel. Sen dahil bütün avukatlar bu konuya odaklansın. O kızı artık şirkette görmek istemiyorum. Yeter. Merak etme. İşlemleri hızlandırmak için elimden geleni yapacağım. Pardon, bölmüyorum değil mi? Yok yok. Ben de seninle konuşmaya gelecektim. Az önce bir emlakçı aradı. Harika bir ev buldum sana. Tam istediğin gibi. Öyle mi? Acele etmeyelim şimdilik ya. Daha kesin bir şey yok zaten. Yarın için randevuyu aldım çoktan. Ben yine de bir gör isterim. İyi, peki. Buna bakmam lazım. Baran, bak ben haddimi aştım biliyorum. Dilan hakkında söylediklerim konusunda yani. Affedersin. Ben Dilan hakkında çok yanlış şeyler söyledim. Özür dilerim. Bak Serap. Dilan benim kırmızı çizgim. Ona yapılan saygısızlık bana yapılmış sayılır. Biliyorum. Ona haksızlık ettim ama niyetim asla onu kötülemek değildi. Nasıl öyle bir şey söyledim ben de anlayamıyorum. Anlık bir gaf, bir hataydı. İnan çok özür dilerim. Gerekirse Dilan'dan da özür dileyebilirim. Uzatmayalım. Peki affettin mi beni? Yoksa başından mı savuyorsun? Eski dostluğumuzun hatırına affediyorum. Ama tekrarı olursa affı da olmayacak. Bunu bil. Sağ ol. İçim rahatladı gerçekten. Ben söyleyeceğimi söyledim Serap. Umarım anlamışsındır. Anladım. Güzel. Sakin olun. Endişelenmeyin. Ben hemen Baran Bey'e haber veriyorum. Kudret Bey. Çok dalgınsın bugün. Ya. Annem rahatsızlanmış da bugün. Aklım onda kaldı biraz. Ya. Hadi kalk eve bırakayım seni o zaman. Olmaz. Ben yalnız giderim. Sağ ol, sen hiç zahmet etme. Tamam. Sen bilirsin. Can, kusura bakma olur mu? Çalışmamız yarım kaldı. Sorun yok canım. Annen daha önemli. Ama mutlaka haber ver bana, olur mu? Merak etme sen. Eğer seni tanıyorsam Sena, kesin yine bir şey saklıyorsun benden.
Buyurun oturun. Affetti bizi Yağmur. Evet. Aldık gönlünü kızımızın. Bir sorun mu var İlkay Hanım? Maalesef size kötü bir haberim var. Polis raporuna baktım. Çocukla ilgili birimlere bildirmeden önce kayıt dışı olarak sizde kaldığı bilgisine ulaştım. İlkay Hanım, bizim kötü bir niyetimiz yoktu ki. Yağmur'un kalacak yeri yoktu. Annesini arıyordu. Sen de bir şey söylesene Cevdet. Yani evet, çocuk polise gitmek istemeyince... İlkay Hanım, ne olur ki bizde kalırsa? Maalesef bu durum koruyucu aile başvurunuzda size olumsuz yansıyacaktır. Bana. Neyim var? Niye böyleyim? Kendimi toplamam lazım. Sakın bu söylediklerini Dilan duymasın. Sakın. Ben bir Pınar'a bakayım. Kayboldu yine. Neyi duymamam gerekiyor? Önemli bir şey değil. Serap'la aramızda. Biliyorum. Ona haksızlık ettim ama niyetim asla onu kötülemek değildi. Sadece onu koruduk Müdür Hanım. Kötü bir niyetle almadık evimize. Yağmur'un gidecek yeri yoktu. Yani şimdi Yağmur'u koruduk diye biz niye suçlu oluyoruz ki? Eve almanız değil sorun. Polise geç haber vermeniz. Cevdet, sen de bir şey söylesene. Ne diyeyim ki Cevriye? Ya kaç defa söyledim sana arayalım polisi diye. Hata ettik işte. Kötü niyetle yapmadık ki. İlkay Hanım, hiçbir yolu yok mu? Hem durumumuzu anlatsanız, belki bize bir şans verirler. Ne olur şimdi, yani biz koruyucu hali olamayız mı Yağmur'u? Geçmişinize dair bir araştırma yapılacak. Adli sicil kaydınız, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunuzu gösteren belgeler. Her yönüyle değerlendirme yapılacak. Ben de hakkınızda olumlu görüşlerimi paylaşacağım elbette. Peki o zaman verirler mi Yağmur bizi? Maalesef şu an bir şey söylemem mümkün değil. Dilan'ı gördün mü?
Konağa girerken gördüm az önce. Tamam. Barancığım, biz kaçıyoruz. Her şey şahaneydi. Harika bir gün geçirdik sayenizde. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Güzel geçmesine sevindim. Araya çok açmadan bir daha buluşalım. Gerçekten çok ihtiyacımız varmış birbirimizi görmeye. Tabii. Yaparız mutlaka. En kısa zamanda bize de bekliyoruz. Teklif bekleme. Eşini de al gel. O da çok tatlı, çok hanım biriymiş. Büyüklerimizin de dediği gibi. Tekrar hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol. Güzel konuştun evlat. Ne yalan söyleyeyim. Söylediklerin beni bayağı etkiledi. Demek Hanife teyzeyle konuştuklarımızı duydunuz. Yok. Sadece senin söylediklerini desek daha doğru olur. Ama maşallahın varmış yani. Sazı bir aldın eline. Hanife tek kelime bile edemedi. Öyle dinleyip kaldı. Çok mu konuştum? Ben yani öyle içimden geldiği gibi en doğru, en samimi bir şekilde söylemek istedim. Nasıl inanıyorsam öyle. İyi yaptın evlat, iyi yaptın. Hanife'yi bilmem ama beni ikna etmeyi başardın. Bu hayatta insanın gönül penceresi sadece bir kişiye açılır demiş şair. Senin gönül pencerenin de kime açık olduğu belli. Zümrüt'ü gerçekten kalpten sevdiğine, onu bir ömür koruyup kollayacağına, ona iyi bir eş olacağına beni gerçekten kalpten inandırdın evlat. Yani tamam mı? Onay veriyor musunuz? Benim sınavımı geçtiniz. Yalnız bir tek şartım var. Hanife'yi ikna etmeden düğün falan yok. Tamam, benim sınavımı geçtiniz ama sınıfı geçmek için Hanife'nin sınavından da geçmeniz gerek. Dersime çok iyi çalışacağım Seyit amca. Hanife teyzeyi de ikna edeceğim. Merak etmeyin siz. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Neden gözünü kaçırıyorsun? Az önce aşağıda her şey güzeldi. İyiydi. Mutlu görünüyordun. Ne oldu birden? Dilan. İyi misin? Biri canını sıkacak bir şey mi söyledi? Konuşsana, bir şey söyle. Yok bir şey. Neden kaçar gibi buraya geldin o zaman? Bu odanın hali ne? Perdeler kapalı, silmişsin buraya. Neden? Canını sıkan bir şey olmuş belli ki. Söylemeyecek misin? Son kez soruyorum, ne oldu?
Yok, bir şey dedim ya. Dışarı çıkar mısın lütfen? Ne oluyor sana? Neyin var? Üstümü değiştireceğim. Kıskanıyor muyum gerçekten? Ne oluyor bana bir bilsen. Anlamıyorum. Her şey güzeldi. Mutluydu. Ben de mutluydum. Belki de yalnız bırakmalıyım. Senin üzülmene dayanamıyorum. Neyin var? Neyin? Beklemedin beni Kader Hanım. Abimin yemeğini ben yedireceğim demedim mi sana? İlaçların saati var Hasan ağam. Gecikmemesi lazım. Biliyorsunuz yarım saat bile atsa sıkıntı olur. Öyle, orası öyle. Doğru diyorsun. Peki madem çıkayım ben, yedir sen yemeğini hadi. Affet beni gülüm. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Ya bırak elimi, biri görecek şimdi. Ya kim görürse görsün. Sen beni affedene kadar burada bu şekilde kalmaya devam edeceğiz. Peki. Affettim, tamam. Gerçekten mi? Evet.
Gülüm benim. Dikenli gülüm. Seviyorum kız seni. Orama burama batmana, acıtmana rağmen deli gibi seviyorum. Deli gibi. Abi misafirler gitti. Ben de kaçıyorum. Gitmeden sana bir bakayım istedim. Sana bakayım dedim ama sen burada değilsin galiba. Baran. Söyle Kerem. Abi iyi misin? İyi miyim? Senden bir şey isteyeceğim. Tabii, buyur. Dilan'ın yurt dışı yüksek lisansı ile ilgili neler yapabiliriz bir araştır. Programları inceleyip bir liste yap. Tabii yaparım da nereden çıktı şimdi bu? Yani neden şimdi? Otur. Bir süredir düşünüyordum aslında. Dilan'ın tavrı da değişti son zamanlarda. Mutsuz, gergin, öfkeli. Davette bunun sebebini daha iyi anladım. Biliyordum zaten ama daha net gördüm. Onun bütün dünyası bu konak haline geldi. Oysa önceden dışarıda daha güzel bir hayatı vardı. Hayallerine kavuşmak üzereydi. Dilan burada yaşamak istemiyor. Ben de onun mutsuz olmasını istemiyorum. Bu evlilikle ona çok ağır bir yük verdim. Dilan Karabey olmaya mecbur ettim onu. Ama o bunu istemiyor. O beni istemiyor. Hiç istemedi. Zorlamanın bir anlamı yok. Ben ona istediği yaşamı geri vereceğim. Mutlu olacağı dünyayı vereceğim. Bunun için de gitmesi gerekiyorsa gidecek. Peki abi, gitmesi bu sana acı vermeyecek mi? Acı mı? Kanayan yaram kanayacak ve asla kapanmayacak. Sakın bu söylediklerini Dilan duymasın. Sakın. Kendine gel artık Dilan. Yeter artık.
İyi ki varsın Kader abla. Her zaman bana iyi geliyorsun. Şimdi de seni böyle keyifli, böyle gülümserken gördüm ya. İçim açıldı. Ferahladım sanki. Ferahla kızım, ferahla. Hepimiz ferahlayacağız inşallah. Bir şey mi oldu Kader abla? Neden böyle dedin ki şimdi? His. Sadece bir his kızım. Ama çok kuvvetli bir his. Anlayamıyorum ki sizi. Ya ne yapsak? Elimi sıkabilir misiniz? Tamam, tamam. Şimdi ben sorayım size. Evet diyorsanız bir kere, hayır diyorsanız iki kere sıkın elimi. Tamam mı? Siz hiç kimseye söylememi istemiyorsunuz. Hiç kimseye haber vermemi istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tamam. Tamam ha. Tamam söylemem. Ama çok sevinecek herkes. Baran Bey oğlum, Dilan kızım, Cihan. Sizin iyileştiğinizi görünce çok sevinecekler. Neden? Onları ümitlendirmek istemiyor musunuz? Yoksa siz tamamen iyileşince sürpriz mi yapmak istiyorsunuz onları? Anladım beyim, anladım. Siz nasıl istiyorsanız tabii. Siz hele bir iyileşin, bir ayaklanın. Bakın nasıl değişecek bu konağın havası. Ben kimseye bir şeycikler demem. Siz rahat olun. Allah da yardımcınız olsun. Şifa versin siz. Şimdi sen hisleri falan bırak da davette ne kadar güzeldin öyle. Prensesler gibiydin. Allah nazarlardan saklasın. Herkesi kendine hayran bıraktın. Bir bakan bir daha baktı. Gözlerini alamadılar senden. Hele Baran Bey'le dans edişiniz rüya gibiydi. Nasıl da yakıştınız birbirinize. Maşallah. Yine bulutlandı yüzün kızım. Ne oldu? Neyin var? Aslında ben... Selam. Şuna bak hele, bak, bak. Büyüklere selam vermek diye bir şey de yok. Şimdiden havalandı bu kız. Sen Baran Bey'i biraz kıskanıyor musun acaba? Kıskanıyor muyum gerçekten? İkisini görmek canımı acıtıyor. Nasıl kurtulacağım bu duygudan? Yardım et bana Allah'ım. Burada bir yerde ilaçlar. Yok. Ne ilaçmış arkadaş ya. Hazine saklar gibi saklamışlar. Ara ki bulabilesin.
dedektif olduk ya. İki kutu ilaç bulmak için. Burada da yok. Orada da yok. Elbiselerinizi ütüledim gelin hanım. Dolaba koyayım en iyisi. Görünce de söylerim. Neredeyse yakalanıyorduk ha. Hem de ayak takım. İyiyim. Demin biraz yorgundum. Ondan öyle davrandım. Uzun bir gündü. Haklısın. Bekle. Bir şey konuşmak istiyorum. Yurt dışındaki yüksek lisansın için Kerem'e talimat verdim. Programlara bakmaya başlayacak. Bu konaktan uzaklaşmak sana iyi gelecek. Bunu yapacağım, merak etme. Senin için de tamam değil mi? İstiyorsun bunu. Neden yapıyor bunları? Önce ailemle barıştırdı. Sonra da Kudret amcanın bakımını aldı elimden. Şimdi de bu yüksek lisans işi. Beni uzaklaştırmaya çalışıyor sanki. Beni buradan göndermek istiyor. Peki ben? Başka zaman olsa sevineceğim şeye şimdi neden sevinemiyorum? Neden böyle buruk için? Tamam. Alo. Seni merak ettim de. İyi misin? Evet evet iyiyim. Annen nasıl oldu? Annem? Hasta demiştin ya. Hastaydı evet. Daha iyi oldu ama şimdi sağ ol. Cem, ben ders çalışıyordum da aklım orada kaldı.
Daha sonra konuşuruz. Çok çalışıp kurtulacaktın değil mi Şule? Anneni de kurtaracaktın. Mutlu olacaktınız. Sizin de yeniden başlama şansınız olacaktı. Aptalsın kızım sen. Aptalsın. Al sana mutluluk. Al. Yemeğini yedirdim. Güzelce sildim elini yüzünü. Birazcık gazete de okudum. Şimdi uykuya daldı. Kudret amca. Gidiyorum ben. Sizin iyileştiğinizi göremeden gidiyorum. Oysa en çok istediğim şey sizi ayakta, ailenizle mutlu bir şekilde görmekti. Çünkü siz bana umut vermiştiniz. Bir şeyleri değiştirme umudu. Bu konağa ilk geldiğimde cehenneme düştüm sandım. Öyle kötü şeyler yaşadım ki. Gururum yok sayıldı. Duygularım yok sayıldı. İnsanlığım yok sayıldı. Ya kaçmak ya ölmek. Tek kurtuluşum bu gibiydi. Ama İnsan bağlanıyor. İmkansızlıklar içinde bile güzel şeyler olabilirmiş. Bana burada bile, bu hapishanede bile yaşamı sevdirenler oldu. Rabbim elimden tuttu. Siz, Kader abla, Gül, Cihan. Şimdi gideceğim. Hep istediğim şey olacak. Ama kalbimde bir ağrı var. İçimde tarif edemediğim, kimseye söyleyemediğim bir acı var. Sanki ben buradan giderken içimden bir parça kopacak gibi. Çok özleyeceğim. Sizi. Sağ ol yavrum. Çocuklar bir anlatın bakalım, ne yaptınız, ne ettiniz? Polise geç haber verdik diye olmuyor anne. Kestirip attılar mı öylece? Direkt hayır mı dediler? Yok mu bir olur Cevdet? Yok anacığım, o kadar da değil. Yani bu polis mevzusu aleyhimize işliyor. Ama enseyi karartmamak lazım.
Yani dosyamıza etraflıca bakıyorlar. Müdür hanım da hakkımızda olumlu bir görüş bildirecek zaten. Bakalım yarın gideceğiz. Yani belki bir neticeye vardırız. Hayırlısı. İyi iyi. Baksınlar. Sizden daha iyi, daha temiz aile mi bulacaklar zaten? Hayırla sonuçlanacak bu iş. Ben gece gündüz dua ediyorum. Tabii canım. Hemen umutsuzluğa kapılmamak lazım. Gün ola hayrola. Bak ben inanıyorum Yağmur kızımız geri alacağız. Neden anne olamıyorum ben? Neden bütün yollarım kapanıyor? Yağmur şimdi şurada olsaydı, onu bağrıma bassaydım, ellerimle besleseydim. Neden olmuyor anne, neden olmuyor? Allah'tan tek istediğim bir evlat ya. Ya bir tane evlat. Niye her şeyden mahrum kalıyorum ben? Gidişini kabullenmek hiç kolay olmayacak. Alıştım varlığına. Çok alıştım. Sen yokken burası bomboş kalacak. Bu oda, bahçe, konak, hayatım, sen, o inadınla bu konaktaki her şeyi, beni bile değiştirdin. Bir kalbim olduğunu hissettim. O kalbin imkansız da olsa bambaşka duygularla çarpabileceğini. Çok istediğini bilmesem asla asla bırakmazdım seni. Ama gülümsediğini görmek için, mutluluğun için her şeye razıyım ben. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ne kadar acı verecek olursa olsun. Önemli olan ben değilim Dilan. Sensin. Sen.
Paraya gideceğim bugün. Çoktandır gitmedin, sen de gel istersen. Olur, çok isterim. Tamam o zaman, hazırlan çıkarız bir saate. Tamam, hazırlanıyorum hemen. En kısa sürede döneceğim size. Gül bir çay ver. Tabii Baran Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Baran, sanırım hayalimdeki evi buldum. Ne güzel, çok sevindim. Burada kalıyorsun ya kızım. Ne gerek var başka eve? Ay, çok teşekkür ederim Azade teyze ama böylesi daha uygun olacak. Hem hiç merak etmeyin, sık sık geleceğim ziyaretinize. Benden öyle kolay kurtulamazsınız. Kurtulmak isteyen kim? Gel tabii, her zaman beklerim. Başımla beraber. Bakalım nasıl bir ev? Aslında ben çok anlamıyorum böyle işlerden. Yani bir şeyini çok seviyorum, pat diye tutuyorum. Sonra kapısıyla bacasıyla uğraş dur. Aslında beraber gitsek şahane olur ya. Vaktin varsa tabii. Hemen şimdi mi? Evet, bekliyorlar. Dilan'la Hara'ya gideriz diye konuşmuştuk. Kerem'le gidecektik ama sağ olsun ekti beni. Gelir tabii kızım, gelir. Seni böyle bir mevzuda yalnız bırakacağını zannetmiyorum. Hara kaçmıyor ya. Bir saate gidip döner miyiz? Ne dersin? Nerede ev? Tabii bir saate hallederiz. Ev çok yakın zaten. Oh, çok sevindim, çok. Gül, ben çıkıyorum şimdi. Bir saat evde olurum. Dilan sorarsa söylersin. Tabii Baran Bey, iletirim. Sonunda buldum seni. Alo Fırat. Sonunda buldum. Neyi buldun gülüm? Ya neyi olacak, yüzüğümü? Hadi görüşürüz sonra. Hoş geldiniz Cihan Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Sena'ya bakmıştım ben de. Bugün gelmedi kendisi. Allah Allah. Okulda da yoktu. Efendim Cihan Bey? Yok, yok bir şey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Baran'ı arıyorsan hiç boşuna arama. Serap'la eve bakmaya gittiler. Serap'ın evine birlikte karar vereceklermiş. Baran buraya yakın olsun demiş.
Ne o? Öyle şaştın kaldın. Baran sana haber mi verecekti nerede ne yapacağını? Elbet kendini bu yalnızlığa mahkum etmeyecekti. Elbette gidecekti kendi yoluna. Az kaldı. Çok az kaldı. Sen kendi derdine yan. Dilan, Azade Hanım'ı bilmiyor musun? Beni üzmek için söylüyor öyle. Yok. O kadar da değil. Ne zaman başlıyoruz işlemleri? Ha, ya sen başvur şimdiden. Ama damat nerede falan diye sorarlar, onu söyleyeyim yani. Fırat, ne saçmalıyorsun yine? Asıl sen ne saçmalıyorsun? Olacak iş var, olmayacak iş var. Yani bunu ayırt etme yeteneğinin olmadığını gördük hepimiz zaten ama... insan her seferinde yine de şaşırıyor. Ya böyle bir fırsatı niçin tepiyorsun çok merak ediyorum. Bir düşün bakalım. Belki başka birini seviyorumdur. Sen. Sen birini sevebiliyor musun ya? Yani sizin gibi insanların bunu anlamasını beklemiyorum zaten. Cevap vereyim. Evet. Ben Gül'ü seviyorum. Gül. Hangi Gül? Şu hizmetçi kızdan bahsetmiyorsun herhalde. Tam olarak ondan bahsediyorum. Aa. Ama bir bozuldun sanki. Böyle hizmetçi falan deyince. Ama sana bir dost tavsiyesi Fırat'cığım. Bunu duymaya alışsan iyi edersin. Benden sana daha iyi bir dost tavsiyesi. Bence sen bu yeni hayatına alışmaya bak. Yani bizsiz biraz sıkılacaksın evet ama... belki bir hobi edin. Ahşap kutu falan yap kendine. Tamam tamam. Sana ortaklık teklif eden ne kabahat. Bu akılla aynı böyle devam et Fırat. Meydanı da Baran'a bırak. Benim meydanı kimseye bıraktığım yok. Ne sana ne de Baran'a. Sadece böyle pis bir iş ortaklığımı kabul etmiyorum. Hepsi bu. Ay harika bir evdi bence. Bayıldım ben. Adeta huzur yuvası. Yine aynı şey mi yapıyorum yoksa? Neyi? Çok sevdim diye eğrisini doğrusunu düşünme. Haksızlık etmeyeyim. Güzel bir evdi. Değil mi? Çok pardon. Alo buyurun. Hı. İlkay Hanım ne zaman müsait olur? Bir bilgim yok Cevdet Bey. Belki uzun da sürebilir. Geç oldu. İsterseniz yarın gelin siz. Anladım. Tamam. Bizim hanım çocukla biraz hasret gidersin olur mu? Olmadı dediğiniz gibi sonra yine geliriz biz. Ben seni yine görmeye geleceğim tamam mı güzel kızım benim? Sen sakın burada kendini yalnız hissetme. Güzelce yemeklerini ye. Usludur tamam mı? Yaramazlık yapma. Ama anne beni alacaktınız. Biz seni alacaktık da o işler birazcık uzun sürüyormuş. Ne kadar yani? Kaç gün mesela? Bu kadar mı? Oy ben şimdi senin bu parmaklarını yiyeyim mi? He? Oh güzel kızım benim. Yani birazcık o kadar da sürebilir evet. Ama olsun ben seni her gün görmeye geleceğim zaten.
Asıl sen söyle bakayım. Ben yarın gelirken sana ne yapayım? Hı? Ne yapmam istersin? Cebriye Hanım, çocukların yemek vakti geldi. Tabii tabii. Ne, kusura bakmayın, vaktinizi aldık biraz. Kıymalı börek. Oy, senin o kıymalı börek diyen dillerin yemez miyim ben ya? Ya sen yeter ki iste, ben sana bir tepsi kıymalı börek yaparım. Yalvarırım, ona zarar verme. Getir altınları. Süt çocuğun hayatını kurtar. Yapamam. Nerede bu kız ya? Hiçbir yerde yok. Hadi hazırsan gidelim. Yoktun. Evet, Gül söylemedi mi? Neredeydin? Ne biçim bir soru bu? Gayet basit, sıradan bir soru. Bu basit ve sıradan soruya verecek bir cevabım yok benim. Neden? Böyle soru sorulmaz da ondan. Konu sen olunca sorular zaten hep cevapsız kalıyor nedense. Sana ne oluyor bilmiyorum. Ama biraz sakinleşirsen iyi edersin. Şimdi söyle. Neden böyle davranıyorsun? İkinizi gördüm. Kimi? Serap'la seni. Ne gördün? Ne demek istiyorsun? İkinizi gördüm işte. Şimdi tekrar soruyorum. Neredeydin? Ben de tekrar söylüyorum. Böyle anlamsız saçma sapan sorular sormaya hakkın yok bana. Böyle bir konuyu bu şekilde geçiştiremezsin. Hiçbir şey geçiştirdiğim yok. Dinleyeceksin. Ben önüne geçince dolambaçlı yollardan çıkıp gidemez. Sana bir soru soruyorum. Ve her şeyi de sormaya hakkım var. Benim adım Dilan Karabey. O soyadına uygun davran o zaman. Sen de. Sen de evli bir erkek nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranacaksın. Öyle canının istediği biriyle görüşemezsin. Ne demek istiyorsun sen? Ne başkasına görüşmesi? Serap'tan bahsediyor olamazsın değil mi? Evet, tam da ondan bahsediyorum. İş ev tutmalara kadar vardığından... Kimseye veremeyeceğim bir hesabım yok benim. Ama böyle ucuz bir suçlama karşısında da hesap verecek değilim. Metin Hoca konusunda bana hesap soruyordun ama. Parmağımda bu yüzük varken ben nasıl hareketlerime dikkat ediyorsam... Sen de hareketlerine dikkat edeceksin. Sen benim hiçbir hareketimi yargılayamazsın. En ufak bir hatam bile olmadı bugüne kadar. Üstelik bu evlilik sadece kağıt üstünde olmasına rağmen. Madem öyle,
Madem sadece kağıt üstünde bir evlilik. Gidelim boşanalım o zaman. Kağıdı da yırtıp atarız. Biter bu iş.